3, 2, 1, yayındayız. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Habertürk ekranlarında 22 Nisan tarihlerimiz, pazartesi saatlerimiz 18. Mehmet Akif Ersoy ben. Ana haberle karşınızdayız. Başlıklara bakalım hemen. Bu en önemli başlığımız şu anda. Önemli bir gündem, nedenini, sebeplerini anlatacağız birazdan. Tarihi Irak ziyaretinde konuşulanları, yapılan anlaşmaları, anlaşmaların ne anlama geleceğini, Türkiye ve Irak açısından ve küresel düzeyde nasıl yankı bulunacağını, bölgesel düzeyde diyeyim, sonra küresele bakarız. Özellikle burada tabii ki işte kalkınma yolu projesi, demir yolu, Irak'la çok uzun yıllardır devam eden sınır aşan sular meselesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki bir de yıllar sonra yaptığı Irak ziyareti niye bu kadar önemli ve neden yıllarca yapılamadı? Hepsini detaylandıracağız ana haberin ilk diliminde. İkinci başlığımız maalesef yine Gazze ile ilgili, İsrail Gazze'de kalıcı mı olacak sorusunu artık sormaya başladığımız bir dönemdeyiz. Netanyahu'nun yeni açıklamaları esir takası konusunda meselenin sadece Hamas'la ilgili olduğu yönünde. Oysa Gazze'nin tamamında işte Hamas lideri İsmail İnönü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme, Kuvayi Milliye tartışmaları ve bunun üzerinden baktığınızda bütün bir Gazze'nin İsrail işgaliyle meşgul olması ve mağdur olması meselesi. Üçüncü başlığımız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'ye yönelik Sur Belediyesi üzerinden tepkisi olacak. Hızlıca başlayalım. İlk konumuz 13 yıl sonra gelen Irak ziyareti. Tarihi bir ziyaret diyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti için. Nedeni aslında bölge ülkelerinde biliyorsunuz Mısır da bunlardan biriydi, İsrail de bunlardan biriydi. Uzunca bir süre bazı siyasi nedenlerle bir takım kopuklukların yaşandığı süreçler oldu. Irak onlardan biri değil. Irak'ta dışişleri bakanları düzeyinde ve başka düzeylerde ziyaretler hep oldu. Büyükelçiler çekilmedi belki ama siyaseten tartıştığımız bazı noktalar vardı. Terörle mücadele konusunda da yine aynı şekilde. Irak üzerinde İran'ın çok büyük bir nüfuzu ve etkisi ve bunun bize tesiri de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde ele alınan en önemli konunun terörle mücadele olduğunu vurguladı. Kalkınma yolu projesinin de hayati önemde olduğuna dikkat çekti. Öne çıkan başlıkları sizin için derledik. Hemen bakalım habere, sonra konuşacağız. Güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturdu. Irak topraklarından Türkiye'yi hedef alan terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına karşı alabileceğimiz müşterek adımları istişare ettik. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına olan güçlü inancımı bu vesileyle mevkidaşlarımla paylaştım. Bu komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun da gereğidir. Irak hükümetinin bu doğrultuda atacağı her adımda ihtiyaç duyacağı tüm desteği sağlamaya hazırız. Ticaretimizin önündeki suni engellerin ortadan kaldırılması noktasında yapılabilecekleri değerlendirdik. Kalkınma yolu projesinin bu hedef bakımından hayati önemine değindik. Başta Irak olmak üzere tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik planlamaya dair kararlılığımızı imzaladığımız mutabakat muhtırasıyla perçinlemiş olduk. Hemen konuşalım efendim. Hem niye 13 yıl sonra olduğunu, bu 13 yılda neler yaşandığını, hem hangi noktada olduğumuzu, bundan sonra olabilecekleri. Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şenay Yalçın, Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Poyraz Gülson ve ODTÜ'den Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı Hocam konuklarımız. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Mehmet Akif Bey, hocalarıma saygılar. Teşekkürler. Hüseyin Bağcı Hocam sizle başlayayım hemen. Tabii. 13 yıl sonra diyoruz. Bu 13 yıl önce bir isterseniz hızlıca ne oldu, niye 13 yıldır olmayan bir ziyaret gerçekleşti? 13 yılda neden olmadı? Ve şimdi geldiğimiz noktada neden mesela kalkınma yolu projesi bu kadar önemli? Terörle mücadele konusu. Buyurun. Şimdi neden 13 yıl oldu? Biliyorsunuz Arap Baharı tabii bunda çok büyük bir etkili oldu. Bir de özellikle kalkınma yolu projesinin şimdi tabii gündeme gelmesi Türkiye-Irak ilişkilerinde de en bir yumuşamayı beraberinde getirecek. Hem de geleceğe yönelik olarak
bu coğrafyada ekonomik, siyasi ve askeri istikrarın sağlanması için az evvel de alttan geçti. Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere işte Katar dahil hepsi bir araya gelip bu projenin gerçekleşmesi için işbirliği yapacaklar. Bence Arap Baharı'nda yaşanan bütün bu zorluklar sonrasında Türkiye ile Irak arasında özellikle sınır ötesi terörizmle, Suriye'de yaşananlarla, DAEŞ başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Irak'ta hem de Suriye'nin kuzeyinde yapmış olduğu girişimler, DAEŞ'te verilen mücadelede Irak çok önemli bir rol oynuyordu. Irak özellikle İran'ın tabii büyük oranda kontrolü altında, tırnak içinde söylüyorum bunu, olan bir ülkeydi. Ülkenin en... yani... oradan çıktı mı mesela Irak ya da başka bir yerde mi siyaseten? Oraya doğru gidiyor diye düşünüyorum. Öyle ben. Mi? Yani evet, bence oraya doğru gidiyor. Yani bu adımlar biraz daha artık Irak'ın kendi kararlarını aldığı ve bir yerde İran'ı da biraz frenlediği şeklinde mi yorumluyorsunuz? Bence öyle. Türkiye'nin bu desteği, bu imzalanan anlaşmalar Mehmet Akif Bey, özellikle Irak yönetimine çok özel bir kendine özgüvende getirdi diye düşünüyorum. Çünkü sadece Türkiye değil, diğer bölge ülkelerinin de bir araya geldiği ve kalkınma yolu projesinde anahtar ülke konumunda tabii Irak. Bu Irak'ı güçlendirecek diye düşünüyorum. Güçlü bir Irak da Türkiye'nin lehinedir. Türkiye bu anlamda... Güçlü bir Irak kimin aleyhinedir? Şöyle bir şeytanın avukatını yapayım, tüm hocalarıma soracağım. Mesela bugünkü bu ziyaret ve bu anlaşmalar, verilen fotoğraf ve görüntü. Bu arada şunu da hatırlatayım, yani Sudani biliyorsunuz Biden'la da görüştü. Evet. Yani mesela alakalıdır alakasızdır bilemem ama bir an aklıma geldiği için söylüyorum. Bu fotoğraf bölgede kimler için iyi, kimler için rahatsız edici? Şimdi bir defa... Herkes için mi iyi? Rahatsız edici değil mi kimse için? Öyle bir şey de olabilir. Ben Orta Doğu'da özellikle bu son gelişmeler çerçevesinde hem İbrahim anlaşmalarıyla hem de kalkınma yolu projesiyle gerçekten de yeni bir sürecin başlayabileceğini düşünüyorum. Türkiye burada Irak'la birlikte öncü bir rol oynamaya başladı. İran'ın bu sistem içerisinde nasıl yer alacağını göreceğiz, onu da söyleyelim. Ama Suriye'yi de tabii unutmamak lazım. Yani İran ve Suriye burada iki önemli ülke, bu projenin gerçekleşmesinde katkıda bulunacak olan ülkelerden. Çünkü İran sonuçta aynı zamanda bir körfez ülkesi. Irak ise bu ana yolun, kalkınma yolunun temel aktörü konumunda. Yani Türkiye'den özellikle bu coğrafyaya taşınacak mallar açısından ve tabii oradan buraya Irak'ı bana göre önümüzdeki dönemde en azından ekonomik açıdan güçlendirirken Türkiye ile imzaladığı sağlıktan askeri konulara, tarımdan teknolojiye kadar Irak'ın Türkiye ile birlikte hareket etmesinin getireceği bir altyapıdan başlayarak üst yapı çalışmalarına kadar önemli bir katkı sunacak. Tarihi bir anlaşma bana göre 13 yıl aradan sonra. Çünkü bu 13 yılda köprünün altından çok sular aktı. Ya aslında hocam çok özür dilerim. 2003 Irak işgalinden bu yana şöyle diyebiliriz. Bizim ki Suriye'de daha sonra 2011 isyanından sonra Orta Doğu'ya böyle güvenli hani şey yaparız ya, Yandex'e bir yol haritası açarız ya, bir ülkeye gidip seyahat ederiz ya. O bizde yok bir süredir. Aşağı doğru yok bizde. Veya herhangi bir uygulamada yani. Şimdi bu yol aslında bir yerde güvenli, neredeyse evet, 21 yıldır olmayan bir şeyin yapıldığı, yapılacağı, öyle değil mi? Yani 21 yıldır böyle bir şey yok aslında. Ben öyle görüyorum. Evet, yani dediğim gibi bu Türkiye için iyi, Irak için daha iyi, bölge ülkeleri için de çok güzel. Çünkü az evvel de söylendiği üzere, yazıldığı üzere yani... Birleşik Arap Emirlikleri'nden başlayarak bütün bu coğrafyadaki parası olan, zengin olan ve yeni projelere bakan ülkelerin de bu işin içinde olması bence Irak için bulunmaz bir nimet. Bu projeye kimse hani şunlar katılmasın diye zaten bir düşünceyle Türkiye oraya gitmedi diye düşünüyorum. Bu herkese açık bir proje, katılmak isteyen katılır. Yani bu Çin için de geçerli, Amerika için de geçerli, Rusya için de geçerli. Orta Doğu'da bir şeyler oluyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu bir şeyler olurken de
Türkiye'nin bu bir şeylerin gerçekleşmesinde doğrudan katkısı var. Sınır ötesi terörle mücadeleden tutun da sulamadan tarım alanlarına. Onları tek tek konuşacağız hocam. Şöyle şimdi Ortadoğu'da bir şeyler oluyor deyince ben güldüm. Yani Ortadoğu'da hocam Ortadoğu'da bir şeyler hep oluyor yani. Ancak maalesef bu, böyle bir tarafı var bu işin. Biliyorum ben anladım. Siz tabii olumsuz yönden baktığınız için. Yok, olumlu anlamda bir şeyler oluyor diyor kastettiniz. Yani, onu anladım. Bu iki türlü bakış var. Yani olumlu da bakabilirsiniz, olumsuz da. Ama ben bu bir şeyler oluyor derken özellikle Türkiye ile Irak arasında hem tarihsel işbirliği açısından büyük bir deneyim var. Yani Sadabat Paktı'ndan beri, Bağdat Paktı'ndan beri, Sento'dan beri ve unutmayın yani Amerika'nın işgalinden sonra da Türkiye ile Irak arasında çok önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle sınır ötesi terörizmle mücadele konusunda. Ama daha da önemlisi 1980-88 arasında İran-Irak Savaşı'nda biliyorsunuz Türkiye çok büyük oranda Irak'a mamul ve yarı mamul maddeler olmak üzere tarım ürünlerini sattı ve Irak'a çok büyük destek sağladı. Yani Türkiye'nin o dönemlerdeki yatırımlarında ve zenginleşmesinde Irak olumsuz anlamda onlar savaştığı için böyle bir durum yaşandı Türkiye için. Ama Türkiye için bu coğrafyada özellikle Körfez'e, Hürmüz Körfezi'ne doğru giden yolda ele ele şimdi daha da güvenli bir yol olarak bence görebiliriz Irak'ı. Irak'ın buna evet demesi bence çok önemli. Hayır da diyebilirdi, istemeyebilirdi, başka ülkelerle yapabilirdi ama yeni bir güven oluşuyor diye düşünüyorum. İran'ın da dış politikası komşularla yeniden güven tesis etmek politikası. Bizimle de şu anda İran bütün farklı yaklaşımlara rağmen işbirliği arayışı içerisinde. Tamam. Biz İran'ı de birazdan bir başlık olarak konuşalım. Ya yani bu yol İran'ı mesela üzer mi? Zengezur'un İran'ı üzdüğünü ve rahatsız ettiğini biliyoruz. Çok konuşmasak da. Onu birazdan konuşalım hocam. Vallahi benim pek fazla işe yaramadığı bir döneme giriyoruz. Yani üzülen üzülebilir. Peki. Onu birazdan konuşalım İran başlığını. Şenay Yalçın hocam mesela biz 13 yılda ne oldu ne olmadı diye başladık. Neler oldu? Ama doğrudan kalkınma yolu başlığına yöneldik. Çünkü herhalde en önemli konulardan biri o. İster istemez oraya gidiyor mesele. Ziyarette birazdan terörle mücadeleyle konuşacağız. Hem 13 yıl meselesi hem ekleyecekleriniz yolla ilgili. Şimdi öncelikle biraz önce dediniz ki yani kimleri üzer, kimleri sevindirir gibi o manaya gelecek bir soru sordunuz. Başlangıçta şunu ifade etmek lazım. Türkiye'nin yükselmesini istemeyen herkesi üzer aslında. Çünkü Türkiye yeni bir denklem kuruyor. Türkiye'nin sevilmesini istemeyen herkesi mi üzer? Genelde öyle olur ama hocam herkesi üzer o zaman. Türkiye'nin sevilmesini istemeyen. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Mehmet Akif Bey bir şarkı vardı. Yandık eğer aslında öyleyse. Sevmeyen ölsün diye. Aslında Türkiye'yi sevmeyen ölsün ancak diye. Bu kuşak yol projesinin bir alternatifi olarak da görmek lazım. Biliyorsunuz kuşak yol girişimi var Çin'in İpek yolu olarak. Üç koldan geliyor. Birisi Rusya üzerinden geçecek kuzey hattı var. Türkiye üzerinden geçecek olan orta koridor ve İran üzerinden gelip geçecek olan bir de güney koridor var. Ukrayna-Rusya savaşından sonra kuzey koridor bir ölçüde rafa kaldırıldı. İran'la olan dünyadaki ilişkiler ve uluslararası ilişkiler gelişme açısından o koridorda fazla gündemde değil. Ancak orta koridor hala gündemde. Fakat şimdi İpek yoluna başka bir alternatif açılıyor. Biliyorsunuz bundan yaklaşık 10-11 sene önceydi Çin'le Pakistan anlaşarak Kaşgar'dan başlayan, Doğu Türkistan'dan başlayan ve Pakistan'ın Gwadar ve Karachi limanlarına ulaşan bir yol projesi anlaşması yapıldı. Şimdi düşünün ki Orta Asya'dan ve Çin'den yapılacak olan bu ihracat yahut da satışla ilgili emtiaların, malların en kolay geleceği yol aslında deniz yolu. Deniz yolundan da gelirken Süveyş Kanalı başta olmak üzere kullanılıyor. Kimi üzer deriz? Bakın bir ölçüde Süveyş'te Mısır'ı üzer. Çünkü bu kanal, bu yol açıldığı zaman kuru kanal deniyor buna diğer adıyla. Artık çok kısa bir şekilde bu ihracat mallarının tersine ithalat mallarının
daha kısa bir zamanda Avrupa'ya, asıl dünyanın en önemli alıcısı durumda olan Avrupa'ya ulaşması da söz konusu. Öyle tersine, mi? Yani gemiden indirip burada, trene yüklemek vesaire zaman açısından burası daha mı avantajlı olacak? Yol avantajlı, avantajlı, evet. Efendim? Ya 10 günden fazla avantaj kazanıyorsunuz. 10 günden fazla şimdi, avantaj kazandırıyor. Evet. Öte taraftan Avrupa'nın tabii ki ürünlerini satabilmesi için dünyanın başka ülkelerine, sadece Çin'i düşünmeyin. Bu yol üzerinden çünkü hem tren yolu var hem karayolu var. Çok işlek olabilecek bir yol. 1200 kilometre menzilli bir yol. Şimdi buradan o limana açıldığı zaman, Basra Körfezi'ne açıldığı zaman tüm Afrika ülkelerine açılabilirsiniz. Tüm Orta Asya ülkelerine açılabilirsiniz. Yani Güney Asya artık sizin daha rahat ulaşabileceğiniz bir hale geliyor. Ayrıca bu yol haritada da şu anda veriyorsunuz. Bir kol yukarıya giderek orta koridorla birleşiyor. Bir kol da aşağıya gelerek deniz yoluyla dünyaya açılması söz konusu. Alışveriş üzerinde olan yapı. Bir başka hususu şöyle ifade etmek lazım. Şimdi böyle bir yol Türkiye'yi bir ölçüde uluslararası arenada sözünün daha kuvvetli, geçerli hale gelmesini sağlayacak. Çünkü sonuçta eğer Türkiye bu yol üzerinden gelecek olan lojistiği engellemeye kalkışırsa bundan birçok ülke etkilenecek. Böyle bir durum uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin elini Türkiye böyle bir şey yapsın hocam? Türkiye oradaki temeliniz daha çok Irak'taki ama, terör örgütü değil mi? Yani bu yolun bugüne kadar Bey, olamama bakın, sebebi... Bunu Ukrayna yaptı. Biliyorsunuz efendim? Rusya'dan Avrupa'ya akan doğalgaz borularına müdahalesini yaptı. Bunu tarihte gördük. Olmayacak iş değil ama Türkiye şu ana kadar attığı her adımda dünyada güvenilir bir ülke olduğunu her adımda ispatla. Ne dediyse sözünün arkasında durdu. Bu Irak için çok önemli çünkü Irak varlık içinde yokluk çeken bir ülke şu anda. Yani inanılmaz kaynakları var. Biraz sonra dediniz ya enerji boyutuna gireceğiz. İnanılmaz kaynakları var ve bundan yararlanamıyor. Bu yapılan ziyaretin en önemli adımı da üçlü bir nevi konsorsiyumda demeyeyim de tam o manada üçlü bir yapı oluşması. Yani Kuzey Irak'taki yapıyla, hükümet yapısıyla merkezi hükümet yapısı artı Türkiye'nin ortak hareketi söz konusu. Dikkat ederseniz bugün enerjiye ilgili bir açıklama yapılmadı. Aslında Erbil'den sonra yapılacak olan evet, belki Erbil bir zaten. Adım sonraki görüşmelere aktardılar bunu. Çok önemli gelişmelere gebe bölge. Bu haliyle Irak'ı bir ölçüde de zaten ifade edildi. Daha bağımsız hale getiriyor. İran'ın bir ölçüde hegemonyasından kurtarıyor. Daha farklı noktalara taşınacak çok önemli adımların önümüzdeki yıllarda atılacağını göreceğiz. Onun haricinde Irak'taki çok büyük rezervlerin petrol ve doğalgazla ilgili adımların atılması söz konusu. Onu belki ilerleyen zamanda tartışırız. Arzu ederseniz şimdi açabilirim. Yani önümüzdeki yıllar Orta Doğu'nun daha farklı bir konumda olacağını şimdiden gösterir, sinyallerini veriyor. Peki. Ve bu sıradan da bir ziyaret değil, uzun bir geçmişte hazırlanan deneyimlerle ortaya çıkacak bir yapılanmayı ilk kıvılcımı olarak alabiliriz. Belki de en önemli başlıklardan birisi İran PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmesi, terörle mücadele konusundaki işbirliği, pençe kilidin kilidinin önümüzdeki yaz aylarında atılacak olması ve bu yola dair en önemli mesele de bir yol varsa o yoldan da geçirecekse ve ticaret yolu olacaksa o yolun güvenli olması gerekliliği. Kesinlikle. Yani güven, evet, orada işte terörle mücadele ve terör örgütlerinin tasfiyesi noktasında en belki temel mesele yolun güvenli halde olması ve kullanılabilmesi. Ali Poyraz Gülsoy Hocam. Hem yola yani, dair... Pardon, bu konuda bir de biliyorsunuz Ankara'ya Amerika'dan çok ciddi bir ziyaret var. Bugün geldiler.
PKK meselesi görüşülecek. Yani bu hepsi birbirini tamamlayan konular bunlar. Peki. Sayın Gürsoy, buyurun hocam. Şimdi bunun tabii önce güvenlik boyutu son derece önemli. Türkiye, işte ben Türkoslar diye zaten jeopolitik tümden gelerek açıklıyorum. Şimdi ABD zaten Uzak Doğu'ya gitmek zorunda. Dolayısıyla burada Türkiye'nin yapmış olduğu Irak merkezi yönetimiyle anlaşma, biraz önce Hüseyin Bağcı hocam, gene Şenay hocam çok güzel ifade ettiler. Ben onların üstüne şunu eklemek istiyorum. Sadabat Paktı gibi dedi Hüseyin Bağcı hocam. Burada bakın, hidropolitik, ki bunlar da konuşulacak, enerjiyle ilgili sanırım Erbil'den sonra açıklamalar yapacak. Agropolitik ve demografik uygarlık açısından son derece önemli ve ben çıtayı biraz daha geriye çıkacağım. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerden 90 öncesine tekrar geri dönüş. Ha, kim üzülür kim üzülmez. Şimdi bakın, İran'daki rejim neticesinde bir molla rejimi ve rejim ideolojisini tüketmiş vaziyette. İşte dışarıda birilerini savaştırarak, içeride işte başka şeyler uygulayarak ayakta kalmaya çalışıyor. Burada Bağdat yönetiminin yaptığı şey, her şey güce akar Mehmet Akif Bey. Orta Doğu'yu en iyi takip eden, Filistin, İsrail meselesinde de işte soykırımı en iyi veren gazetecilerden birisiniz. Yani dolayısıyla öyle yani ben rasyonel bütün dünya medyasını takip ediyorum. Yani bütün dünyada sizi takip etti bu meselede. Yani burada şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Bakın evet, kuru kanal hocamızın söylediği gibi. Burada yalnız 1800'lerin başı gibi, Hüseyin Bağcı hocam geçen programımızda zaten katılmıştı. Yeni bir jeopolitik masa kuruluyor. Çok güzel bir benzetmesi var hocamızın da. Piston etkisiyle Türkiye, bakın her tarafa yakın, güvenilir. Bunun tekrar altını çizelim. Tam ortada duran, artı mazlumların sesi olan duruşuyla aslında tercih edilen ve güçlü olduğu için, bakın yaz döneminde zaten PKK değil, bu bir tık ileriye taşıyacağız. PYD'yi de bırakıp gidecek ABD. Ben başından beri bunu söylediğimde, yok olmaz, işte Afganistan'dan nasıl çekildi? Çekildikleri zaman da ben hatta havalimanını bizim işletmemiz gerektiğini söylemiştim. Bugün bakın, Tahran'da acil frekansında eğer uçakla geçiyorsanız, 79'da Ayetullah Khomeini geldiğindeki dönem gibi bir siber emergency hatlarda karıştırma olduğunu bütün pilotlar duyuyorlar. Yani bu her dilde yayın yapan acil frekansında, yani İran şu an siber saldırılara açık vaziyette ve Orta Doğu'da evet geçtiğimiz hafta İsrail'le yaşadıkları birbirlerini test eden atışlar oldu ama neticesinde bunun da bir nükleer felakete varmayacağını ben sizin kanallarınız vasıtasıyla belirtmiştim. Yani şu anda Türkiye için çok büyük bir yeni fırsat penceresinin başlangıcı bu. Daha bu sıraya, bu kervana bakın, işte Almanya'dan ziyaretler var. Geçtiğimiz gün gelen işte Mısır Dışişleri Bakanı, yani hepsini ekleyin. Bunu Türkosfer diye adlandırıyorum şu anda da. Ya iktisadi anlamda şu sorunlar var. Bakın 2027-2028 yıllarına kadar Türkiye bunun meyvelerini, etkilerini toplamaya başlayacak dış politikada. Çünkü bakın, jeopolitik, iktisat, uluslararası ilişkiler, bütün alanları kapsayan bir ilim. Merkezde küresel etkili bir gücün ortaya çıkması gerekliliği. Bakın bunun ta gerisine dönelim. Almanya ile bizim Birinci Dünya Savaşı'na girişimizin hikayesi bile Berlin-Bağdat demir yolundan geçer. Yani Murat Özgöksel Hoca'yı da burada anmak bugün istiyorum. Bugün Steinmeier orayı ziyaret etti bu arada, İstanbul'daki. Tabii bakın yani. Berlin-Bağdat demir yolu niye Almanlar yaptı başkanım. O demir yolunu? Kutsal topraklarda niye Mehmetçik çalıştı? Bakın 3000 yılın siyasi tarihine bakarak konuşuyorum ve bu bölgede Sulhü Salah için merkezde küresel etkili bir güç gerekli. Ana pivot aktörler de bugün, bakın tarihi bir fırsat var Türkiye'nin önünde. Büyük pivot aktörlerinin hepsinin aslında olur vereceği bir süreçten geçiyoruz. Çünkü bizim yapacağımız şey Çin'in de işine geliyor, ABD'nin de işine geliyor, Rusya'nın da işine geliyor. Dolayısıyla şu anda Türkiye, Türkosfer dediğim bu şeyde, jeopolitik habitat alanı, bu bir emperyal sınır değil. Sadece Türk Cumhuriyetleri için konuşmuyorum. Yani Afganistan'dan buraya kadar eğer biz 2,5 yıl önce Kabil Havalimanı'nı Taliban'la anlaşamadık ama işletseydik, pilotlarımız sadece Türkçe konuşarak gelebileceklerdi. 20 yıl önce oralarda hep Rusça konuşuluyordu Mehmet Akif Bey. Yani şu anda bakın Fas'tan Atlas Okyanusu'ndan Malaga Boğazı'na kadar diye orada ifade ediyorum. Orada en önemlisi Zengezur'u açmak. O zaten bakın İran da şu an ses çıkaramayacak durumda. Yani Zengezur'da açılacak. Siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Dolayısıyla bir diğer husus da aynı bu demir yolu gibi Haydarpaşa Şam demir yolu. Yani inşallah Suriye'de de aynı efektif etkileri bu toplamalara devam edeceğiz. Ve terör örgütü buradan kalkmalı ki dünyaya, hür dünyaya, gerek Babülmendep'ten gerek Doğu Akdeniz'deki
haklı menfaatlerimizi kullanarak Avrupa'nın enerji az güvenliğini de Türkiye sağlayacak. Yani ki post İstanbul görüşmeleri var. Şu anda İstanbul'da Ukrayna-Rusya savaşına yönelik de ileriki şeylerde onlara değiniriz. Burada gerçekleşecek. Garantör ülkenin manevi aklı kullanan, kuyumcu hassasiyetiyle, terazisi hassasiyetiyle hareket eden Türkiye'den başkasının olma şansı var mı? Yani dolayısıyla Türkiye akıllı diplomasiyle şu an hem hidropolitik, bakın terör saldırıları olduğunda da ifade etmiştim. Zap suyuna merkezi yönetimle beraber bir barajın yapılması. Bir Ilısu barajı yapıldıktan sonra işte Şırnak bölgesine geçişleri teröristlerin minimize edildi. Bu yurt içi coğrafyadaydı. Burada şimdi çok hem doğru. Agropolitik baraj açıdan. Baraj çok önemli. Yani buradaki ya, yarın sınırlarımızı sadece işte şu kadar kilometre kare, burada kara kuvvetleri mi duruyor, orada jandarma mı duruyor? Hayır, şu anda yeni dünya düzeninde Türkiye bir oyun kurucu ve bu oyunu bakın yarın agropolitik, şimdi gıda kıtlığı, gıda güvenliği, gıda arzı, bunların hepsi konuşulacak. 90 öncesine dönüyor dediğimde o Irak mal ve hizmetleri şimdi nereden alacak? Yarın Erbil'de de enerji arzına yönelik güvenli açıklamaları izleyeceğiz. Dolayısıyla bölge terörden arındırıldığında ki pençe kılıç zaten daha ilk pençe görüşmeler kilit. Bağdat kilit yapılırken şunu ifade etmiştim. Kilit artık Bağdat'ta demiştim. Bakın bu aynı zamanda bu Türkiye'nin kendi bölgesinin emniyeti açısından da son derece kritik güvenlikle ilgili anlaşmalarda imzalanmış vaziyette. Hocam barajla ilgili ben izleyicilerimiz açısından niye önemli söyleyeyim. Ilısu'da biz terörle mücadele operasyonlarını takip etmeye gittiğimizde orada çok fazla mağara var. Her taraf dolu. Baraj yaptığınız anda o mağaralarda terör örgütünün hem mühimmatları sakladığı hem kendilerinin barındığı yerler, o mağaraların tamamı kapanmış oluyor. Dolayısıyla herkes aslında oradan işte çıkıyor, çıkmak zorunda kalıyor ya da içinde kalıyorsa da. O yüzden baraj çok hayati. Bu arada tabii Irak'la en temel sorunlarımızdan birisi sınır aşan sular meselesi. Orada da yıllardır devam eden bir krizimiz var anladığım kadarıyla. Burada yukarı kıyıdaş ülkeyiz. 21 Mayıs 1997 yılında bakın Çin ve Türkiye çekince koymuştur Birleşmiş Milletler'in kararlarını. Ben su sorunu ve GAP çerçevesinde Suriye-Türkiye ilişkilerine yüksek lisans tezi yazdım. O döneme göre su şeyinde de neticesinde Türkiye yukarı kıyıdaş devlet ve buradaki haklı menfaatleri var. Geçmişte de Asi Nehri'ne aşağı kıyıdaş olduğumuz halde çok güzel bir baraj inşa ettik. Dolayısıyla hidropolitik açıdan, agropolitik açıdan bakın buraya barajı yaptığınız zaman bölgedeki nebatatı iklimi artı bu şeye istinaden, suya istinaden küresel iklim değişikliğine paralel. Şu an okyanuslar genişliyor. Yani bunlara paralel şu anda demografik uygarlık. Yani şu an hayvanat yer değiştiriyor. İnsanları sabit bir yerde tutamazsınız. Dolayısıyla bütün bu aslında Büyük Fransız İhtilali'nin sonuçlarıdır. Ulus devletlerin ortaya çıkışları. Şu anda yepyeni bir uygarlık dönemindeyiz ve bunun adı da demografik uygarlık olmalı bence. Ve bu mülteci akını veya diğer şeyleri yarın İran'da bir şey olduğunda kontrol altında tutabilecek entegrasyona yönelik politikaların da önünü açan makro güvenlik anlaşmaları diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Aslında devam edecektim ama süremiz yokmuş. Bunu herhalde biz bir hocam programda konuşmamız lazım. Hocam çünkü şey. Sadece barış suyunu hatırlatacaktım. Yani barış suyu buyurun. Projesi 90'lı yıllarda çok önemliydi. Yani özellikle bu coğrafyanın tarım alanında gelişmesi için. Ama bu kadarlık şimdi. Madem ki zamanımız bitti sorun yok. Çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen pek çok tarafını konuşacağız tekrar. Yani İran etkisini ayrıca boyutunu, konuşmamız gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerideki askeri üslerini, Irak Merkez Hükümeti'yle buradaki temasları, Kerkük, Ceyhan boru hattı meselesi, Bağdat ve Erbil'le olan ilişkilerin nasıl yönetileceği konusu. KYB daha geçtiğimiz günlere kadar malumunuz önemli bir gündem başlığımızdı. Onların Irak'taki temaslarda nasıl gündeme geldiğini. Hüseyin Bağcı Hocam çok teşekkürler. Şenay Yalçın Hocam teşekkür ederim. Ali Poyraz Gürsoy çok teşekkürler. Bu ziyaret ve ziyarette alınan kararlar, ziyarete katılan ülkeler, yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın özellikle Kalkınma Yolu Projesi noktasında dahil olması, o projenin ve yolun, tren yolunun ve ulaştırma sağlanacak otoyolun güvenliğinin sağlanması, PKK'nın terör örgütü ilan edilmesi önümüzdeki süreçlere dönük çok fazla şey anlatıyor. Niye bunları konuşuyoruz ve konuşacağız? Çünkü mutlaka birileri bugüne kadar Irak'ı istikrarsızlaştırmaya çabalayan birileri ve bir takım terör örgütleri buna yönelik de adımlar atacaklardır. Önemli olan Irak ve Türkiye'nin buradaki kararlılığı
ve terörle mücadeledeki işbirliği konusu. İsrail Başbakanı Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasının önündeki tek engelin Hamas olduğunu iddia etti. Başlıklarımızdan biriydi bu. Hamas'a yakında acı verici darbeler indireceğiz dedi. Bu arada Netanyahu, Hamas'a yapacağız, Hamas'a hedef alıyoruz, Hamas'la uğraşıyoruz derken bütün bir Gazze'yi yerle bir etti. Bütün Filistinleri dünyanın göz önünde cezalandırdı, sivil katliamlar yaptı, çocukları öldürdü. Öldürdüğü yerde, hastanelerde, okullarda hiç Hamas yoktu ama hiç endişe etmedi bu operasyonlarını yaparken. Çünkü küresel düzeyde bir şey diyen yok İsrail'e. Devam ettireceğini söylüyor. İsrail basını da ordunun Gazze'de kalıcı olmak için bazı adımlar attığını iddia etti. Kol atsaot leşihuch hatufenu nitchu al asaf al yedei Hamas. Hamas'a yakında acı verici darbeler indireceğiz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili konuştu. Önümüzdeki günlerde Hamas'ın üzerindeki askeri baskının artırılacağını söyledi. Ne yazık ki şimdiye kadar rehinelerimizin serbest bırakılması için yapılan tüm teklifler Hamas tarafından reddedildi. Netanyahu, baskının artacağını söylerken İsrail basını Tel Aviv'in Gazze'de kalıcı olmak istediğini yazdı. Haaretz gazetesinin uydu verilerine dayandırdığı habere göre, İsrail, Gazze şeridinin kuzeyini merkezinden ve güneyinden ayıran Netzarim koridorunun da hareketliliğini artırdı. Saldırılara üs olması amacıyla iki kalıcı askeri nokta inşa etmeye başladı. Üslerin hem Gazze'yi ikiye bölmek hem de Refah'ı hedef alacak saldırı için kullanılacağı iddia edildi. Katar merkezli El Cezire televizyonu ise uydu görüntülerinin İsrail güçlerinin Gazze'deki Türk Dostluk Hastanesi'ni kışlaya çevirdiğini gösterdiğini aktardı. İsrail, Gazze'nin kanser hastalarına yönelik tek hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni 30 Ekim'de hedef almış, hastanenin 3. ve son katını bombalayarak ciddi hasara yol açmıştı. Efendim, İspanya, Kanada ve Amerika'da Filistinler için dayanışma gösterileri düzenlendi. Gazze'de çatışmaların sonlandırılması için sokaklara çıkan binlerce kişi İsrail'i protesto etti. Dünya Filistin için ayağa kalktı. Birçok ülkede protesto gösterileri yapıldı. İspanya'da halk son 6 ayda 4. kez ülke genelinde Filistin'e destek için 100'den fazla kent ve ilçede sokağa çıktı. Binlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti. İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ni eleştirdi. Kanada'nın Toronto kentinde de protesto gösterileri yapıldı. Göstericiler, Gazze halkıyla dayanışma göstermek amacıyla şehir merkezindeki Union istasyonu önünde toplandı. Çatışmaların bir an önce sonlandırılması için çağrı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Palo Alto kentinde de Filistinlilere destek eylemi düzenlendi. Eylemciler, Google şirketinin İsrail'le imzaladığı 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus projesi anlaşmasını protesto etti. Saldırılara tepki çekmek için belediye binası önüne çocuk giysisi ve ayakkabısı bıraktı. Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin yanlısı öğrencilerin protestoları da sürüyor. Oturma eylemiyle kampüs merkezindeki parkı bir süredir işgal eden Filistin destekçisi öğrenciler gözaltılara rağmen eylemi sürdürüyor. Üniversite yönetimi gösteriler nedeniyle derslerin çevrim içi yapılabileceğini duyurdu. Protestocular kararı okul yönetimine karşı alınan zafer olarak değerlendiriyor. Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı son aylarda on binlerce uçuşta uydu sorunu yaşandığını açıkladı. Sinyal karıştırma saldırılarındaki artışa dikkat çekiliyor. Uzmanlar saldırıların arkasında Rusya'nın olabileceğini iddia ediyor. Son aylarda binlerce yolcu uçağı hedef alındı. Uzmanlar Rusya'yı suçladı. Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı son 8 ayda 46 bin fazla uçuşta uydu sorunu yaşandığını duyurdu. Sahte sinyallerle yapılan saldırılardaki artışa dikkat çekilirken saldırıların kaynağıyla ilgili bilgi vermedi. Havayolu şirketleri de bu duruma karşı çözüm arayışına başladı.
İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair konuyla ilgili açıklama yaptı. Saldırılar sonrası GPS'te sorun yaşanması durumunda alternatif sistemlerin devreye girdiğini açıkladı. Savaş uzmanı Dr. Jake Waitling ise yaşanan sorunlar nedeniyle Rusya'yı suçladı. Rusya'nın GPS'i çok uzun süredir bir taciz aracı olarak kullandığını, Rus birliklerinin konumlandığı yerlerden geçen uçaklarda bu tarz sorunların sık yaşandığını iddia etti. Uçaklarda gerçekleştirilen saldırılarda uçağın gerçekte olduğundan farklı bir yerde görünmesini sağlamak için sahte sinyaller kullanılıyor. Rusya havacılıkta son derece tehlikeli görülen elektronik saldırıların sorumlusu olarak gösteriliyor. Mart'ta Polonya'ya ziyarete giden İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ı geri getiren uçağında uydu sinyali bozulmuş, uzmanlar Moskova'yı sorumlu tutmuştu. Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'a bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 240 metre uzunluğundaki televizyon kulesi hedef alındı. Kule ortadan ikiye kırıldı. Görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Ukrayna'dan yetkililer Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Yayıncılık altyapısının hedef alındığı saldırıda 240 metre uzunluğundaki televizyon kulesi ortadan ikiye kırıldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığını duyuran bölge valisi, saldırının ardından televizyon yayınlarında sinyal kesintileri yaşandığını açıkladı. Şimdi Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken Polonya Cumhurbaşkanı bir açıklamada bulundu. Duda, Amerika ile nükleer işbirliği programı için görüşmenin devam ettiğini belirtiyor. Rusya'nın Polonya sınırındaki Kaliningrad'a askeri yığınak yaptığını ve nükleer silahlarını Belarus'a kaydırdığını ifade eder bir açıklama. Diyor ki, Polonya'dan Rusya'ya nükleer rest olarak verdiğimiz bu haberde NATO ittifakındaki müttefiklerimiz Doğu kanadını güçlendirmek için başka bir ülkede nükleer silah konuşlandırmaya karar verirse topraklarımızda bunu yapmaya hazırız diyor Duda, Polonya Cumhurbaşkanı. Bu da önemli bir gelişme bölgeye dair. Amerikan askeri bir başka haberde Afrika'dan önemli, yine uzun bir süre önce paylaşmıştık. Afrika'da bir dönem sömürgesi olan Afrika'dan çekilmek zorunda kalan Fransızlardan sonra Amerikan askerleri de artık Nijer'den çekiliyorlar. Talep Nijer'den gitti. Kararında Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Nijer Başbakanı'nın Washington'daki görüşmelerinin hemen akabinde alındığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Batı Afrika ülkesi Nijer'den askerlerini çekiyor. Talebin Nijer'deki askeri darbenin ardından iktidara gelen yönetimden geldiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de bunu kabul ettiği belirtiliyor. Yerel basında asker çekme kararının Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell'la Nijer Başbakanı Ali Mahaman Lamine Zeyne arasında Washington'da yapılan görüşmelerin ardından alındığı belirtildi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin Sahra Çölü'ndeki Agadez yakınlarında bulunan insansız hava aracı üssünü kapatmayı kabul ettiği de kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyetin, bine yakın askerin düzenli şekilde çekilmesini sağlamak üzere önümüzdeki birkaç gün içinde Nijer'in başkenti Niamey'e gitmesi bekleniyor. Nijer geçen ay Amerika Birleşik Devletleri ile 12 yıllık askeri işbirliği anlaşmasını da sonlandırmıştı. Son haftalarda Nijer'e onlarca Rus askeri eğitmenin ve gelişmiş bir hava savunma sisteminin getirildiği belirtilmişti. Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum, 26 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş, aynı akşam askerler yönetime el koymuştu. 2. İzmir'deki haberimiz. Sevgilinizden ayrılıyorsunuz, işte çeşitli bir takım tatsızlıklar yaşanabiliyor o süreçlerde. İntikam almak için yapılan iş, yuh artık falan dedirtecek bir iş. Efendim birisi ne yapmış biliyor musunuz? Kapıda ödeme yöntemiyle bir sürü yemek siparişi gönderiyor sevgilisinin evine. Ve pek çok kurye aynı anda adrese gidiyor. İlginç görüntüler çıkmış ortaya. Detaylarına bakacağız haberden. Üst komşumuz aradı. İşte sokakta bir sürü motorcu kurye geldi. Etraf burada bir sürü kişi var. Koş gel falan diye. Kuryeler peş peşe geldi.
Dakikalarca kapıda ödeme için bekledi. Kurye arkadaşlar mağdur olmasın diye atladım gittim. Orada böyle bir yaşamıyor, böyle bir sipariş yok diye beklemesinler diye. Ama yani o kadar çok insan vardı ki birini gönderiyorsun 3 tane daha geliyor. Onları gönderiyorsun 5 tane daha geliyor. Ben orada 60-70 tane gördüm gelen giden. İlginç olay İzmir'in Balçova ilçesinde yaşandı. Hadi Küçükoğlu'nun evine çok sayıda kapıda ödemeli yemek siparişi geldi. Siparişleri Banu K'den intikam almak isteyen eski sevgilisinin verdiği iddiası ortaya atıldı. Eski sevgilisi falan artık orada bir uydurdu galiba. Öyle bir durum yok. Orası aile evi. Kendi ailemiz. Banu diye birini de tanımıyoruz. Yani eski sevgili olayı yok. Herhalde piyango bize vurmuş. Rastgele bir adres seçmiş. O da benim evime denk geldi. Kuryeleri gönderip işlettiği tost büfesine dönen Hadi Küçükoğlu'nu bir sürpriz daha bekliyordu. Aynı sipariş herhalde orada bir robot yazılım falan var. Benzer sipariş bana düştü. Kendi evime tost siparişi aldım ben de. Tabii işte kapıda ödeme seçeneğini gördüm. Sipariş veren artı 41'li bir numara. İptal ettim ben, kabul etmedim. Tabii mesela bu neyi getiriyor beraberinde? Bir takım sistemler var. Hepimizin hayatını kolaylaştırmak için yapılan. Onları suistimal ettiğimizde pek çok şeyi suistimal edebiliyoruz. İnsan biraz da böyle bir varlık. Artık onu faydalanmak isteyenler de kullanamıyorlar. Bu firmalar ya da yemek siparişi veren restoranlar mesela belki de bir daha kapıda ödeme yöntemiyle sipariş almamayı tercih edecekler. Bu şekilde suistimal edildikleri için. Şimdi 7 yıldır yapay kalple yaşayan Yahya Atan'ın hikayesiyle devam edeceğiz. Trafikte seyir halindeyken kalp krizi geçirdiğinde 33 yaşındaydı. Şu an 50 yaşında. Hayatının son 7 yılını 2 yapay organ ve bir küçük bir çiple sürdürüyor. Tek umudu da organ naklinde. Yahya Tan'ı buraya almak istiyorum. Yahya Tan, şunu söyleyeyim, kahraman benim için. Kalbi çantasının içinde. Bir kolunda şeker ölçüm cihazı, bir kolunda yapay pankreas. Boynunda da yapay kalbi. Yahya Tan, iki yapay organ, bir de küçük bir çiple hayatını sürdürüyor. Yapay kalp destek cihazı noktasına nasıl geldiniz ve sonra vücudunuza başka yapay cihazlar da eklendi. Evet. Bu süreci bize bir anlatır mısınız? Motosiklet üstünde bir kriz geçirdim. Doktor bey bana daha odadan girer girmez ayaktayken benim kalp krizi geçirdiğimi söyledi. 17 sene önce 33 yaşındayken geçirdiği kalp krizi daha sonra kalp yetmezliğine döndü. Hastalığı sonra diğer organlarına hedef aldı. 2017 yılında bütün değerlerim tamamen sıfırlandı. Hareket edemez hale geldim. Yapılan tetkiklerde kalbimin artık yeterli pompalamayı yapmadığı, kalp yetmezliğimin başladığı ve artık ya yapay cihaz ya da nakil olmam gerektiği. Nakilde biliyorsunuz Türkiye'de biraz sıkıntılı. Bağış oranı az olduğu için kalp destek cihazı takılmasına karar verildi. Şekerimin yüksek olduğu tespit edildi. Ve insülinle ilgili bir tedaviye başlandı. Kalp nakli bekleme sırasında acil listeye alınan Yahya Tan, gece gündüz bağışlanacak bir kalbin haberini beklerken, bir yandan da 24 saat iki koluna takılı cihazla yaşıyor. Boynundaki çanta kalp, kollarındaki çiplerse pankreas işlevini görüyor. Yapay zeka ürünü sensörler ani şeker dalgalanmalarına haber veriyor. Bu kolumda görmüş olduğunuz cihaz şekeri ölçüyor. Yani parmaktan ölçtüğümüz cihazın işini yapıyor açıkçası. Otomatik olarak belli aralıklarla kendisi ölçüyor. Ve iki cihaz, bu taraftaki cihaz da yapay pankreas cihazı. Bluetooth vasıtasıyla birbiriyle bağlantı kurarak eğer o an vücudun insüline ihtiyacı varsa otomatik olarak pompa. Kalbi de pankreası da teknoloji ürünü olan Yahya Tan bir an önce kalp nakli olmayı bekliyor. 7 yıldır bekliyoruz. Kalp konusunda bağışlarımız biraz noksan. Umut her zaman var. Yani İnşallah. Her an o haber gelebilir. Tabii ki. Onu bekliyoruz. Uçağa binerken. Texas'taki robotik dünya şampiyonasında 9 Türk takımı ödül kazandı. Her birini tebrik ediyoruz. Geleceğin mühendis adaylarının yer aldığı etkinliğe dünyanın dört bir yanından yaklaşık 22 bin öğrenci katıldı bu arada. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde gerçekleştirilen 2024 First Robotics Competition Dünya Şampiyonası'nda 9 Türk takımı ödül kazandı.
17-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada çeşitli ülkelerden yaklaşık 600 robotik takımı ürettikleri robotları yarıştırdı. Yarışa Türkiye'den lise düzeyinde 17 ekip katıldı. Türk öğrenciler arasında en büyük ödülü İstanbul'dan yarışa katılan Wildcast takımı aldı. Robot performansı dalında şampiyonadaki 600 takım içinde dünya beşinciliğini elde etti. Sosyal ödüller kapsamında ise en prestijli ödülü Fourth Dimension ekibi kazandı. Tamamı kız öğrencilerden oluşan Tektolia Robotik isimli ekipte şampiyonadan ödülle dönen 9 Türk takımından biri oldu. Geleceğin mühendis adaylarının yer aldığı etkinlikte dünyanın dört bir yanından yaklaşık 22 bin öğrenci katıldı. Türkiye 400 öğrenciyle şampiyonada ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın ardından en kalabalık katılıma sahip ülke oldu. Şampiyonada ayrıca en çok kız öğrenciyle temsil edilen ülke Türkiye olurken 17 takımın üyelerinin %44'ü kız öğrencilerden oluştu. Yarışma her yıl farklı bir konsepte geliştirilecek robotlar için kural ve çerçeveleri belirliyor. Öğrenciler kısıtlı sürede istenilen robotları üreterek yarışma için hak kazanıyor. Reklam arası efendim. Efendim bu dilimi nokta oluyor. Saat başında ana habere devam edeceğiz. Tekrar merhabalar. 19 saatlerimiz devam ediyoruz ana habere. 13 yıl sonra Irak'a gerçekleştirilen ziyaretle yine başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde ele alınan en önemli konunun terörle mücadele olduğunu vurguladı ve Kalkınma Yolu projesinin de hayati önemde olduğuna dikkat çekti. Bakalım toplantıya. PKK'nın Irak'ta yasaklı örgüt ilan edilmesini memnuniyetle karşıladık. Resmen terör örgütü ilan edilerek Irak topraklarındaki varlığının en kısa zamanda sonlanacağına olan güçlü inancımı bu vesileyle mevkidaşlarımla paylaştım. PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz dedi. Güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği mesajı verdi. 13 yıl sonra ilk kez Irak'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile yaptığı ortak basın toplantısında Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine dikkat çekti. Kalkınma Yolu Projesi'nin hayati önemine değindik. Başta Irak olmak üzere tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik planlamaya dair kararlılığımızı imzaladığımız mutabakat muhtırasıyla perçinlemiş olduk. Ortak daimi komite su alanındaki işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve İran-İsrail gerilimi de vardı. Gazze'de akan kanın durması için elimizden geleni yapıyoruz. Mevkidaşlarımla İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulüm ve ihtilafın bölgemize etkilerini de ele aldık. İsrail ile İran ekseninde yaşanan gelişmeler, savaşın yayılma ve tırmanma riskini artırmakta, dahası Filistin'deki katliamı gölgelemektedir. Bu gerilimden Iraklı kardeşlerimiz de olumsuz etkilenmektedir. Buradan ilgili tüm taraflara gerilimi tırmandırıcı adımlardan kaçınmaları telkinimi tekrar hatırlatmak istiyorum. Erdoğan ve Sudani himayesinde Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Kalkınma Yolu projesinde işbirliğine ilişkin dörtlü mutabakat saptı imzalandı. Güvenlik ve dış ilişkileri kapsayan 26 anlaşmaya da imza atıldı. Irak Başbakanı Sudani ise iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğine dikkat çekti. Irak topraklarından başka bir ülkeye saldırı düzenlenmesine izin veremeyiz. Irak ve Türkiye'nin güvenliği bölünmez bir bütündür.
Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Bağdat ve Erbil'de caddelere Türk bayrakları asılmış, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirilmişti. İstanbul bugün Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i ağırladı. 3 günlük resmi ziyaretinin ilk durağı Sirkeci'deki tarihi tren garı oldu. Alman lider 1950'li yıllarda Türk işçilerin Almanya'ya gitmek için hareket ettikleri Sirkeci garında 75 yıllık yolculuğu anlatan sergiyi gezdi. Bu gar iki ülke arasındaki yakın bağı simgeliyor da dedi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye'ye ilk kez yaptığı resmi ziyaret İstanbul'dan başladı. Alman liderin İstanbul'daki durağı Sirkeci'deki tarihi tren garıydı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından karşılanan Steinmeier, tarihi garda 75 yıl önce Almanya'ya çalışmak için giden işçi ailelerin yaşamlarını anlatan sergiyi gezdi. EYT Profesör İlber Ortay'la da eşlik etti. After First World War, its last day, and Constantinople, Adrianople, yeah. This is the real project of Baron Hirsch. Alman liderin Sirkeci tren garını gezdiği sırada Marmara İstasyonu önünde bekleyen bir grup, Almanya'yı İsrail'e yönelik desteği nedeniyle protesto etti. Polis cam bariyerler üzerinden atlamak isteyen gruba müdahale etti. Steinmeier, Türkiye-Almanya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı nedeniyle bir konuşma yaptı. Bugün ülkemizde yaklaşık 3 milyon Türk kökenli insan yaşıyor ve toplumumuzu şekillendirmeye, biçimlendirmeye yardımcı oluyor. Ülkemizin inşasına yardımcı oldular, ülkemizi güçlü kıldılar ve toplumumuzun kalbinde yer aldılar. Almanya Cumhurbaşkanı gardan çıktıktan sonra vapura da bindi. Steinmeier programının ikinci gününde Gaziantep'te Almanya'nın depremde destek verdiği okulu ziyaret edecek. Ziyaretinin son gününde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ankara'da bir araya gelecek. Evet, yani değişik. Şöyle, değişik derken yanlış anlaşılmasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ta, Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'a geliyor. Ekrem İmamoğlu tarafından karşılanıyor. Yarın Antep'te 3. gün Erdoğan'la da görüşecek. Ben kendi kendime böyle değişik geldi bana. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin konuştu. Hepsini birleştirirsek şimdi. Bir kere biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu Beştepe'ye gitmiyordu. Randevu verirse Beştepe'ye giderim dedi. Özgür Özel'in burada farklı ve dikkat çekici bir politikası var. İçeriğimiz yani görüşmenin içeriğinin yer tartışmasından önemli olduğuna dikkat çekti. Bir inat uğruna beklentileri heba edemem dedi. Özgür Özel erken seçim tartışmasına ilişkinde mesajlar verdi. Bakalım açıklamalara. Ülkenin Cumhurbaşkanı randevuyu hangi güne takvimine göre bir verirse bir yer var mı? Biz ona uyarız. Çankaya Köşkü ilk Cumhurbaşkanlığı köşkü. Ben Atatürk'ün partisinin son genel başkanıyım. O da Atatürk'ün diğer koltuğu olan Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor. Randevuyu eğer Çankaya Köşkü'nde verirse son derece şık olur ama mekan tartışmasıyla da böyle önemli bir görüşmeyi heba etmem. Yani Beştepe'de randevu verilirse Beştepe'ye de giderim. İçerik yer tartışmasından önemli. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de görüşebileceğini söyledi. Görüşmenin gündemine ilişkin mesajlar verdi. Diyeceğim ki, bakın CHP'li belediyelerin borcu bu. Bizim belediyelerde böyle borç yok. AK Parti belediyeciliği, gerçek belediyecilik diyordunuz. Rakam bu. Tahmin ediyorum 50 milyarın üzerinde 100 milyara yakın bir borcun çıkacağından eminim. Cumhurbaşkanı önünde atması beklenen imzalar var. Yurt dışından inanılmaz krediler bulmuşuz. Bir imzaya bakar. CHP lideri Özgür Özel Now TV yayınında soruları yanıtladı. Erken seçim tartışmasına ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Emeklinin sesini duymazsan, işçinin sesini duymazsan, gençlerin özgürlüklerini kısıtlayıp geleceklerini karartmaya devam edersen, çiftçiler 45 liralık mazotla perişan olmuş durumdaysan ve o millet patronun kendisi erken seçim isterse o gün ben de haydi erken seçim derim. Ama şu an... Sizce o gün yakın mı? Böyle giderlerse yakın olur tabii. O zaman da milletin önünden sandığı kimse kaçıramaz. Büyük bir emekli mitingi yapmaya hazırlandıklarını duyurdu. Bu hayat pahalılığı sürüyor ve emekli artık dayanamaz noktada bir büyük emekli mitingi yapacağız. Evet, Özgür Özel'in açıklamaları da
bence oldukça dikkat çekici, dikkat çekilmesi gereken notlar. Belki peşi sıra Devlet Bahçeli'nin mesela Mehmet Şimşek'e tepkisini de eklerseniz, eklemeyebilirsiniz. Ben kendi zihnimde bazı şeyleri ekliyorum. Şöyle Özgür Özel'in bu arada ben Atatürk'ün yani Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanıyım. O da bir diğer koltuğu olan Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor ifadesi de önemli. Daha önce de mesela ben işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin birinci partisinin şu anda yerel seçimler sonrasında genel başkanıyım. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son seçimde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış AK Parti'nin genel başkanı ifadeleri vardı. Oldukça dikkatli ve önemli bir strateji izlediğini iletişim dili açısından da söylemek mümkün Özgür Özel'in ifadelerinde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Sur Belediyesi'ndeki mazbata törenine tepki gösterdi. Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaret eden kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasını istedi. Bahçeli DEM Parti içinde kapatma davası çağrısı yaptı. Diyarbakır'ın Sur Belediyesi'ndeki mazbata töreninde yaşananlara tepki gösterdi. DEM Parti hakkında kapatma davası çağrısı yaptı. Aziz Atatürk'le Cumhurbaşkanımıza kaba ve yaralayıcı ifadeler kullanan bölücü alçaklar, bu milletin evladı, Türkiye Cumhuriyeti'nin de mensubu olamazlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına mülklerine el konulması, DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı mesaj yayımladı. 23 Nisan 1920'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi ve hukuki altyapısının başlangıcı olduğunu söyledi. Birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Türkiye'nin yükselişi tıpkı 23 Nisan 1920'de tecelli eden şuurda anlamını bulduğu gibi, ayrışmayı değil birleşmeyi, dağılmayı değil buluşmayı, parçalanmayı değil kucaklaşmayı, farklılaşmayı değil bütünleşmeyi hedefleyen kolektif anlayışla mümkündür. Dün olduğu gibi bugün de kardeşliğimize musallat olan gelişmeler karşısında en önemli direnç gücümüz milli birlik ve dayanışma ruhumuzdur. Bahçeli sözü DEM Parti'ye getirdi. Marşımıza ve Türk bayrağına düşmanlık besleyenlerin Gazi Meclis'te yeri olamaz dedi. Sandık sonuçlarını bekamızın ve bağımsızlığımızın önüne hatta üstüne çıkarmaya gayret eden terör maşalarının ateşle oynadıklarını ikazla bildirmek tarihi bir vazifemizdir. Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, Mehmetlerimize kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının, İstiklal Marşımıza ve Türk bayrağına düşmanlık besleyen hiçbir işgal artığının Gazi Meclis'te yeri olamaz, demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz. Bahçeli açıklamasında Türk milletini yerel halk ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin son günlerde maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu olduğunu hiç kimse inkar edemeyecektir ifadelerini de kullandı. İYİ Parti'ye de bakalım. İYİ Parti'de gündem 27 Nisan'daki olağanüstü kongre. Genel başkan adaylarının delegeleri ikna etmeye yönelik çalışmaları sürüyor. Peki kulislerde seçim yarışına ilişkin neler konuşuluyor ona bakacağız haberimizden. Hoş geldiniz bir kez daha sayın. İYİ Parti'de gözler 27 Nisan'daki olağanüstü kongreye çevrildi. Adaylarsa delegeyi ikna etmek için yoğun bir mesai içerisinde. İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve İYİ Parti'nin İstanbul Kurucu Üyesi Kemal Orkun Yekteş adaylıklarını açıkladı. Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodas ise tek kadın aday. Parti tüzüğü gereği genel başkanlık adayları için delegelerin %5'inin imzası gerekiyor. Aydın, Dervişoğlu ve Akalın'ın yeterli imza sayısını bulabileceği, yarışın da bu üç isim arasında geçeceği belirtiliyor. Kurultay tarihinin yakın olması nedeniyle adayların delegelere ulaşmak için az bir süresi var. Adaylar delege ve milletvekillerinin imzasını alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce teşkilat başkanlığı da yapan Koray Aydın, İstanbul'da İYİ Parti İstanbul Üst Kurul delegeleriyle bir araya geldi. Destek istedi. Merak edilen bir başka nokta ise Akşener'in hangi adayı destekleyeceği. Akşener'e yakın parti yöneticileri ve milletvekillerinden bazılarının Müsavat Dervişoğlu'nun adaylığını açıkladığı basın toplantısında yanında yer alması destek mesajı olarak değerlendiriliyor.
Öte yandan İyi Parti'den bir istifa haberi geldi. Genel İdare Kurulu üyesi Bilge Yılmaz partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İyi Parti'den ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor dedi. Genel Başkan Meral Akşener'in altılı masa sürecini kötü bir müzakereyle yürüttüğünü ifade etti. Geldik 23 Nisan'a efendim, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde etkinlikler sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milletvekili sıralarında evlatlarımız vardı. Büyükler koltuklarını geleceğin sahiplerine devretti. Meclis Genel Kurulu'nun salonunda bu kez vekiller değil çocuklar vardı. Sert tartışmalarsa yerini renkli görüntülere bıraktı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 ülkeden gelen dünya çocuklarını kabul etti. Filistin'den gelen çocuklarsa Türkiye'nin onur konuğu oldu. Sesimizin duyulması ve farkındalık yaratılması için Filistinli çocuklar adına teşekkür ediyorum. Gazze'li çocuklar zorlu hayat yaşıyorlar. Adeta büyük hapishanede sıkışıp kalmışlar. Kurtulmuş, Gazze'deki insani krize yönelik mesajlar verdi. Artık tamamen açık bir cezaevi olmanın ötesinde, açık bir mezarlığa dönüştürülen Gazze'deki o Filistinli çocukların, evlatların cılız bedenleri üzerinde maalesef insanlığın en ağır yükü taşınmaktadır. Ve ardından Meclis Genel Kurulu çocuk özel oturumu için toplandı. Vekil sıralarında bu kez çocuklar ve bayraklar vardı. Önergeyi oylarınıza sunduk. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... kabul etmeyenler de var. Onun için oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla önerge kabul edilmiştir. Kurtulmuşsa koltuğunu Aysima Arslan'a devretti. Türkiye 100 yılına yakışan, gurur dolu yeni bir adım atıldı. İlk uzay yolculuğumuzu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hayal kurmaktan, inanmaktan, ülkemiz ve tüm insanlık için üretmekten vazgeçmeyeceğiz. Atalarımızdan devraldığımız bayrağı mavi vatanda, uzay vatanda, siber vatanda dalgalandırmak için tüm gücümüze çalışacağız. Ardından çocuk özel oturum bildirgesi okundu ve oylamaya sunuldu. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 104. yaşını kutluyor. 104 yıl önce Atatürk Ankara'da olağanüstü bir meclisin toplanacağını duyurmuştu. Yurdun dört bir yanından vekiller Ankara'ya geldi. Ve İstiklal Savaşı'nın sevk ve idare edildiği meclisin açılış sürecinde neler yaşandı? Şimdi ona bakacağız. 23 Nisan nasıl çocuk bayramı oldu? Buyurunuz izleyelim. Tarih 16 Mart 1920. İstanbul işgal altında. Meclis-i Mebusan kapatılmış, birçok vekil tutuklanmış. Mustafa Kemal Paşa bir genelge yayımladı. Ankara'da olağanüstü yetkili bir meclisin toplanacağını duyurdu. Vatanın her köşesinden Ankara'ya yola çıkıldı. Meclis olarak Ulus'ta İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kulüp binası tercih edildi. Ancak binanın yapımı 1. Dünya Savaşı nedeniyle yarım kalmıştı. Ankara halkı evlerindeki kiremitleri sökerek meclise getirdi. İlk meclis binası halkın eliyle tamamlandı. Ankara'da bulunan milletvekilleriyle 11 Nisan 1920'de görüşmeler yapıldı. Meclisin 22 Nisan Perşembe günü açılması kararlaştırıldı. Ama sonra Cuma günü açılmasının halk üzerinde önemli bir etki yapacağı düşünüldü. Tarih 23 Nisan'a ertelendi. Mustafa Kemal 22 Nisan'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışını duyurduğu bir genelge yayımladı. Bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek katın bu meclis olacağını bildirdi. ...23 Nisan'da
Hacı Bayram Camii'nde kılınan cuma namazından sonra Kur'an-ı Kerim okundu. Toplanan kalabalık tekbirler getirerek meclis binası önüne geldi. Kurbanlar kesildi. Bursa Mebusu Fehmi Hoca hatim duası okudu. Mustafa Kemal Paşa meclisin kapısındaki kurdelayı kesti ve içeriye girildi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazısı bir daha inmemek üzere meclis duvarındaki yerini aldı. Kurtuluş Savaşı Büyük Millet Meclisi'nden sevk ve idare edildi. Hıyaneti Vataniye Kanunu kabul edildi. İsyanlar bastırıldı. 1921 Anayasası'yla İstiklal Marşı kabul edildi. Saltanat kaldırıldı. Doğu, Batı ve Güney cephelerindeki zaferlerle Anadolu işgalden kurtarıldı. 1921 yılında Türkiye kelimesi eklenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi adını aldı. Meclisin açılışının birinci yıl dönümünde 23 Nisan'ın milli bayram olarak kutlanmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. İlk milli bayram oldu. Atatürk, 23 Nisan bayramını 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Dünyada çocuklara atfedilen ilk ve tek bayram oldu. 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan kanunla Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kutlanmaya devam edildi. 1981'de ise adı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak değiştirildi. Efendim saatlerimiz 19.18 devam ediyoruz ana habere. Biz Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği memlekette ve armağan ettiği bayramda evlatlarımızla huzur ve güven içinde bayramımızı kutlarken Gazze'li çocuklar bundan çok uzun zamandır mahrumlar. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. Refah kenti sık sık hedef alınıyor artık. O saldırılardan birinde bir mucize yaşandı. Annesini doğmadan kaybeden bir bebek sezaryen doğumla dünyaya getirildi. Henüz anne karnında tüm ailesini kaybetti. Annesi öldükten dakikalar sonra dünyaya geldi. Gazze'li Sabrin kuvözde hayata tutunmaya çalışıyor. İsrail'in aylardır hedef aldığı Gazze'de 34 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Coda ailesi de yüz binlerce Gazze'li gibi Refah'a sığınmıştı. Ancak saldırılardan kaçamadı. İsrail bombardımanında önce baba, ardından 4 yaşındaki kızı öldürüldü. Saldırılarda hayatını kaybeden anne Sabrin, 30 haftalık hamileydi. Sağlık çalışanları morgda sezaryen operasyonu gerçekleştirdi. Doğan bebeğe kaybettiği annesinin adı verildi. Sağlık çalışanları Sabrin'i hayatta tutabilmek için seferber oldu. O prematüre yetim bir kız. Ciddi solunum sıkıntısıyla doğdu. Sağlık durumunda bir miktar ilerleme olduğunu söyleyebiliriz. Ancak durum hala risk altında. Bu çocuğun şu anda anne karnında olması gerekiyordu. Ama bu haktan mahrum bırakıldı. Annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Sabrin bebeğe anneannesi ve babaannesi sahip çıktı. Merhaba abla. Bint el-ghali hadi, bint el-ghali yamma. Bint el-ghali bint Rabbi, habibti ruhi hadi. Hadi mirhet abuha. Ana bint Rabbi ya akhuya. İsrail Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Aaron Haliva 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle 7 ay sonra istifa kararı aldı. İsrail ordusu İstihbarat Şefi Haliva'nın istifa mektubunu Genelkurmay Başkanı'na sunduğunu duyurdu. Haliva istifa mektubunda komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum dedi.
Ali ve İsrail'in 7 Ekim'de başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk üst düzey askeri isim oldu böylece. İsrail ordusu 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlıklar hakkında ordu içinde soruşturma başlatılması için komutanlıklara talimat vermiş. Soruşturmanın 5 yıllık zaman dilimini kapsayacağı belirtilmişti. Bu da yani az önce tam bir yerseniz haberi. 7 Ekim üzerinden 6 ay geçmiş. Başarısız olduğunu anlamış. 6 ay sonra İsrailli komutan, askeri istihbarat şefi İsrail'in ve istifa etmiş. Hem de ne zaman? Gazze'liler katledilirken vesaire. Neyse, nedenini belki bir gün öğreniriz. Bir film yaparlar, biz de izleriz. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkedeki düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya 10-12 hafta içinde gönderileceğini açıkladı. Hiçbir yabancı mahkeme bizi uçuşlardan vazgeçiremez dedi. BM özel raportörleri ise Ruanda planını uygulayacak havacılık sektörünü insan hakları ihlallerinin ortağı olacağı konusunda uyardı. İngiltere Ruanda planından geri adım atmıyor. Başbakan Rishi Sunak göçmenlerin 10-12 hafta içinde Ruanda'ya gönderileceğini belirtiyor. And these flights will go. Biz hazırız. Planlar yürürlükte ve bu uçuşlar ne olursa olsun devam edecek. Hiçbir yabancı mahkeme bizi uçuşlardan vazgeçiremez. Başbakan Sunak Ruanda planı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Hükümetin planı uygulamaya hazır olduğunu ancak operasyonun engellenmemesi için ayrıntı vermeyeceklerini söyledi. Tasarının yasalaşmasının ardından düzensiz göçmenlerin uçakla Ruanda'ya gönderileceğini belirtti. İsmini açıklamadığı bir havalimanından ticari uçuşlarla sınır dışı edilecek düzensiz göçmenler için rezervasyon yapıldığını belirtti. Manş Denizi üzerinden gelen düzensiz göç durana kadar da planın yürürlükte kalacağını söyledi. Birleşmiş Milletler özel raportörleri, havayolu şirketlerine İngiltere'nin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme işlemine aracılık etmesi halinde insan hakları ihlallerinin ortağı olacağı uyarısında bulundu. İngiltere'de hükümet, Nisan 2022'de hazırlanan Ruanda planı kapsamında düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya gönderileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda iki ülke arasında anlaşma imzalanmış, ancak göçmenleri Ruanda'ya götürecek uçağın kalkmasına dakikalar kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uçuşu durdurmuştu. Kuzey Kore yılın başından bu yana 10. kez füze denemesi yaptı. Japonya fırlatılan balistik füzenin Japon denizindeki ulusal münhasır ekonomik bölgesinin dışında düştüğünü açıkladı. Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi yaptı. Japonya teyakkuza geçti. Güney Kore Haber Ajansı Yonhap'a göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon denizi yönünde balistik füze ateşlediğini açıkladı. Japonya sahil güvenliği de Kuzey Kore'nin yerel saatle 15.04'te balistik füze fırlattığını doğruladı. Japonya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre füze, Japon Ulusal Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin dışına düştü. Füzenin düştüğü bölgede olası hasarın saptanmasına yönelik Başbakanlık binasında acil durum ekibi oluşturuldu. Japonya Başbakanı Kishida Fumio, bölgede beklenmedik durumlara karşı her türlü önlemin alınması talimatı verdiğini bildirdi. Denemenin Amerikan Uzay Kuvvetleri Komutanı General Stephen Whiting'in Güney Kore'nin başkenti Seul'e ziyaret düzenlediği döneme denk gelmesi dikkat çekti. Japon devlet televizyonu NHK, Kuzey Kore'nin yılbaşına bu yana farklı tipte menzillerde 10. kez füze denemesi yaptığını belirtti. Pyongyang yönetimi, geçen hafta Sarı Deniz'de süper büyük savaş başlığı kullanılan seyir füzesiyle yeni tip uçak savar füzesini test etmişti. Fahiş fiyat uygulayan işletmelere verilen cezanın alt ve üst sınırı artıyor. Efendim, üstelik yaptırımlar para cezasıyla da sınırlı kalmayacak. 15 güne kadar kapatma cezası da verilebilecek. Düzenlemenin önümüzdeki günlerde AK Parti grubunun imzasıyla meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Rekabet kanunu değişecek. Fahiş fiyat uygulayan işletmelere daha caydırıcı cezalar geliyor. Ticaret Bakanlığı başta yeme içme sektörü olmak üzere fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı harekete geçti.
Bu kapsamda para cezalarını düzenleyen rekabetin korunması hakkındaki kanunda değişiklik yapılacak. Fahiş fiyat uygulayan firma ve işletmelere verilen para cezasının alt ve üst sınırı artırılacak. Böylelikle cezalar daha caydırıcı hale gelecek. Taslak çalışmaya göre fahiş fiyat artışı uygulayanlara verilen cezanın alt sınırı 52.500 liradan 80.000 liraya, üst sınır ise 524.000 liradan 800.000 liraya çıkacak. Stokçuluğun cezası da artacak. Alt sınırı firma başına 353.000 liradan 800.000 liraya, üst sınır ise 7.065.000 liradan 11 milyon liraya yükselecek. Yaptırımlar para cezasıyla da sınırlı kalmayacak. Söz konusu işletmelere 15 güne kadar geçici kapatma cezası verilmesi de gündemde. Bakanlık teknik çalışmasını tamamladı. Önümüzdeki günlerde teklif haline getirilerek AK Parti grubunun imzasıyla meclise gelmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 5 yıl aradan sonra toplanacak olan çalışma meclisiyle ilgili konuştu. 29-30 Nisan tarihlerindeki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak dedi. Toplantının teması ise emeğin, sendikal örgütlenme ve istihdamın geleceği olacak. Program boyunca ilgili bakanlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, işçi ve işveren ve kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarımız, akademisyenlerimiz, iş dünyamız, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla çeşitli paneller gerçekleştireceğiz. Emeğin, sendikal örgütlenme ve istihdamın geleceği temasıyla toplanacak. Çalışma hayatının güncel sorunlarına çözüm arayacak. Çalışma hayatının yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üreten bir vizyonun ortaya çıkmasını da hedeflemekteyiz. Pandeminin ve depremlerin istihdam ve üretim noktasında sebep olduğu olumsuz etkileri en aza indirmek adına hayata geçirdiğimiz özel politikaları yeniden ele alacağız ve uzun vadeli çözümler üreteceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 13. Çalışma Meclisi toplantısıyla ilgili Türk İş ve Hak İş'i ziyaret etti. 5 yıl aradan sonra yapılacak organizasyona Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağını söyledi. 5 yıllık bir aradan sonra meclisimizi yeniden toplayacağız. 13. Çalışma Meclisi'ni de yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 29-30 Nisan 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı verdi. Bir taraftan emeğin hakkını korurken diğer yandan da bu hakkın istismar edilmesine hiçbir zaman izin vermedik. 1 Mayıs'ı her yıl dönümünde huzursuzluk gününe çevirmek isteyenler çözümün ve uzlaşmanın değil, sadece sorunun bir parçası olmayı bilinçli bir şekilde tercih etmektedirler. Çalışanlarımızın alın teri Taksim Meydanı'na sığmayacak kadar büyüktür. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetten gelen asgari ücrete ara zam yok açıklamalarına yanıt verdi. Yani enflasyonu durdurmadan, tabiri caizse küpün altını kapatmadan, küpün üstüne istediğiniz kadar suyu doldurun, kısacası parayı verin, paranın bir önemi yok, hükmü kalmıyor. Yani onun için bir an evvel küpün altını kapatmak lazım, enflasyonu durdurmak lazım. Ondan sonra da toplumun alım gücünü belli bir noktaya çekmek lazım. Boşanma davalarının mahkemede reddedilmesi halinde çiftler 3 yıl daha evli kalıyorlardı. Anayasa Mahkemesi boşanmayı 3 yıl erteleyen bu düzenlemeyi iptal etti. Peki diyelim boşanma davanız reddedildi. Ne yapacak çiftler? Onun cevabına bakacağız haberimizden. Gelen müvekkillerin kadın olsun erkek olsun 3 yıllık bekleme süresine tabii ki oldukça uzun buluyorlardı. Yani toplumda bu sürenin uzunluğu konusunda bir şikayet vardı. Anayasa Mahkemesi boşanmayı 3 yıl erteleyen düzenlemeyi iptal etti. Çiftler aynı nedenle tekrar mahkemeye başvuramayacak. Peki boşanmak isteyip talebi reddedilenler ömür boyu evli mi kalacak? İnsanlar artık boşanma davaları reddolunmuşsa tekrar bir araya gelmeyecekleri için bundan sonra boşanma şansları hemen hemen çok büyük tesadüflere kalıyor. AYM kararından önce boşanma davası reddedilen çiftler 3 yıl daha evli kalıyor. Bu süre sonunda yeniden dava açılması halinde aile birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle boşanma gerçekleşiyordu.
Anayasa Mahkemesi sürenin uzun olması gerekçesiyle düzenlemeyi iptal etti. Ancak süreyle ilgili henüz yeni bir düzenleme yapılmadı. Anayasa Mahkemesi tümden iptal edince hiç olmazsa bu bir sigortaydı. Yani 3 yılda beklesek 3 yıl sonunda boşanma imkanı doğuyordu. Şimdi bu imkan ortadan kalktı. Peki boşanmak isteyen ancak davası reddedilen çiftler ne yapacak? İlk elde akla gelen çözüm yani mevcut maddenin iyileştirilerek 3 yıllık sürenin 6 ay veya 1 yıl gibi bir süreye indirilmesi şeklinde olabilir. Belki bir iki istisna olabilir. İşte terk nedenine dayalı veya akıl hastalığına dayalı olarak talepte bulunulabilir. Karşı tarafın akıl hastası olduğunu ispatlayabilirseniz belki boşanabilirsiniz. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nin simgelerinden nostaljik tramvayların yerine yeni tramvaylar geliyor artık. Ve yeni derken şöyle, yani formatı farklı. Yeni araçlarda iç ve dışta eski görünüm korunacak. Aynı tramvayı göreceksiniz. Sadece tramvaylar bataryayla çalışacak. İstiklal'in yeni tramvayları ve değişikliğin detayları gelecek şimdi ekrana. İstiklal deyince akla ilk ne gelirdi efendim? Tabii ilk nostaljik tramvaylar gelirdi. Karlı bir havada bunun önünde çekilen bir fotoğraf. Kartpostalların, fotoğrafların değişmezi. İstiklal denince ilk akla gelen simgelerden. Nostaljik tramvay yenileniyor. Tarihi dokusuna, nostaljik havasına sadık kaldığımız bir projemiz bu. Görüntüsü korunduğu sürece bence herhangi bir sorun olmaz. İstiklal Caddesi tramvayla ilk olarak 1914 yılında tanıştı. Zamanla caddenin vazgeçilmez parçalarından biri oldu. 1990 yılından sonra nostaljik tramvay adıyla hizmete başladı. Artık yeni yüzüyle yolcularını ağırlayacak. Yeni nostaljik tramvayların içi de eski modellerine sadık kalarak yapılmış durumda. Tabii yeni teknolojilerle birlikte. En büyük değişikliklerden biri araçların artık batarya ile çalışacak olması. Bir diğer değişiklik yolcu kapasitesi. Yeni tramvaylarda kapasite 40 yolcudan 60'a çıkıyor. Araçtaki basamaklar da kaldırıldı. Bu da yolcuların dışarıdan asılmasını engelleyecek. Eski vagonlarımız katener telinden enerjiyi alıyordu. Bunda katenere gerek kalmadan seferlerine devam edebilecek. Çok güzel. Değişiklikler var tabii ki. Kapılara asılıyorlardı. Bunları kaldırmak için de kapılara korkuluk yapmışlar. Yolcularımızın ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla daha önce asılarak tutunmak istedikleri için basamaklar vardı. Biz bunu ortadan kaldırdık. Yeni nostaljik tramvayların test sürüşleri başladı. Değişmiş. Ona binip bir İstiklal Caddesi turu yapmayı düşünüyorum. Gayet iyi görünüyor bence de. Yeni araçlar tamamen faaliyete geçince İstiklal'deki kablo ve direkler kaldırılacak. Akıllara kazınan o nostaljik tramvay kartpostallarından biri. Tabii yeni tramvaylarla arasında bir fark var bu silüette. O da elektrik telleri. Yeni tramvaylarla birlikte acaba bu kartpostallarda güncellenecek mi sorusu da merak konusu. Bu hafta sonu itibariyle test sürüşlerimiz bitecek. Pazartesi itibariyle de inşallah İstanbullu hemşerilerimizin tamamen hizmetine sunacağız. Efendim 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır'da ipi gösteren 7 kadın muhtar oldu. Bu sayı bir önceki seçimde sadece Diyarbakır'da 1'di. 7 mahallede rakiplerini geride bırakan kadın muhtarlar hizmet vermeye başladılar. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim ablacığım. Çok sağ olun. İnsanların kalbine dokunmak istedim. Tek tek evleri ziyaret ettim. O ziyaretler sonuç verdi. Diyarbakır'da kadın adaylardan 7'si muhtar seçildi. Kadın eli dedik, kadın elinin değdiği her yer güzelleşecek dedik. 31 Mart yerel seçimleri Diyarbakır'da kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. 7 kadın muhtar adayı mücadeleden başarıyla çıktı. Onlardan biri de Kooperatifler Mahallesi muhtarı Fatima Kantar'dı. Kadın eli değsin dedik. O yüzden 8 azayı da kadınlardan seçtim. Diyarbakır'da muhtarlık seçimlerinin bir diğer galibi ise Muradiye Mahallesi'nde Dilek Demir oldu. 5 çocuk annesi Demir, mahalle esnafının isteği üzerine aday oldu. Erkek rakiplerini bir bir geride bıraktı. Kadın muhtar, görev süresince 81 çocuğun hayatına dokundu. 41 tanesi kız çocuğu. Zorla evlendirilen, erken yaşta zorla evlendirilen kız çocukları. Onları kurtardık. 4 çocuk annesi Suzan Altıntaş, 12 yıl önce trafik kazasında eşini kaybetti. Çocuklarını pazarcılık yaparak büyüttü. Şimdi yaşadığı Yolaltı Mahallesi'nin muhtarı. Kadınlar ve çocuklar için varım. Kadınların gücünü de göstermek için geldim.
Suzan Altıntaş, tıpkı Kooperatifler Mahallesi Muhtarı Fatima Kantar gibi 8 azasını da kadınlardan seçti. Mühür artık dünyayı güzelleştiren kadının elinde. Bir önceki dönemde Diyarbakır'da sadece tek kadın muhtar vardı. Sayıları şimdi 7'ye ulaşan kadın muhtarlar bu sayının daha da artmasını istiyor. Reklam arası efendim. Efendim noktalıyoruz. Ana haberi süremizin sonuna geldik. Bizden sonra haber bülteninin Nurki Özkar karşınızda olacak. İyi akşamlar, hoşça kalın.